Merhaba sevgili koçlar. 2021 yılı üzerinizdeki yüklerin hafiflemeye başladığı ve hayatınızdaki değişim enerjisinin çok aktif olduğu bir dönem olacak. Fakat tabii ki burcunuz üzerinde hareket eden Chiron transiti nedeniyle özellikle Koç burcunun ilk derecesinde doğanlar, yani Nisan doğumlu olan koçlar bu etkiyi daha çok hissedecekler. Zaman zaman kendinizi yetersiz hissettiğiniz, eksiklik duygusunun açığa çıktığı bir süreçten geçiyorsunuz. Eksiklik ve yetersizlik duygusu insanı daha çok çalışmaya, daha yeterli olmaya yönelttiği için aslında bu dönem kendi potansiyellerinizi geliştirdiğiniz, kendinizde ortaya çıkartamadığınız marifetleri daha güzel kullanmaya başladığınız bir dönem olacak. Fakat tabii ki bazen o eski özgüveninizin olmaması, özgüvenle alakalı konulardan testlerden geçmekte aslında insan olma bilincinizi açığa çıkartırken bazen o hani kaygılı hallerin verdiği durumları da yaratabilir. Geçmişle ilgili konuları çok düşünüyor olmanız geçmişi şifalandırmanız içindir. Hatırladığınız bütün olaylarda bu olay bana ne öğretti, bu olayı yaşadıktan sonra hayatıma ne gibi güzellikler geldi sorusunu sorarsanız buradan çıkışınız çok daha kolay olabilir. Çünkü bazen o acıları, kırgınlıkları hatırlayabilir ve kendinize olumsuz bir enerji yaratabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için de kendinize her zaman ne öğrendim sorusunu odaklamanız çok daha yararlı olacaktır. Özellikle tutulmalarla birlikte yurt dışı seyahatleri, yabancılarla ilgili konular, eğitimle ilgili fırsatlar bir takım hayatınızda yer alabilir. Özellikle basın, yayın, medya gibi konularda şansınızın çok açık olduğu, kendinizi ve düşüncelerinizi ifade ederek çok güzel açılımlar yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Doğru iletişimi kullanmak, aklınızı yönetmek, bu sene inşallah en çok geliştirdiğiniz konulardan biri olsun ki özellikle arkadaşlık çevrenizde, sosyal ortamlarda sorumluluklarınız artabilir sevgili koçlar. Bazı arkadaşlarınızla yol ayrımına gelebilirsiniz. Yerine çok güzel insanlar gelebilir. Dolayısıyla bir takım gruplara katılmak, kurslara katılmak, eğitim konularına yönelmek sizi hem çok geliştirecek hem de girdiğiniz ortamlarda yeni bir takım sorumluluklar almanıza destek olacak. Jüpiter ve Satürn sizden yana, aşk hayatınızda da gayet güzel gelişmeler var. Ve yılın ikinci yarısından itibaren özellikle Kasım ayı sonrasında aşktan yana da çok şanslı olacaksınız ve parayla alakalı konularda güzel bir takım teklifler gelmeye başlayabilir. Özellikle yıl sonundan itibaren başkalarıyla yapacağınız ortak işler, ortak kazançlar konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Ama 2021'in size daha çok bolluk, bereket getireceğini, sizi daha çok sahneye çıkartarak söz hakkı vereceğini ve kendinizi geliştirdiğiniz takdirde de bu başarılarınızın çok daha güzel sonuçlara ulaşacağını söyleyebiliriz. İş ve kariyer hayatınızda ise gerçekten hedeflerinizin peşinden gitmenize destekleyen durumlar oluşabilir. İş değiştirmek, belki işle alakalı bir yeniliğe gitmek isteyebilirsiniz. Çok önemli bir sektör değişimi olabilir. Ya da kendi işinizi kurmak konusunda bir takım girişimleriniz olabilir. Bunlarla alakalı hayatınıza gelen konulara göre hareket etmeniz, akışta kalmanız güzelliklerin yolunu açacaktır. Düşündüğünüzden çok daha güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.